Merhabalar. LGS 2020 Fen Bilimleri soru dağılımı ve soruların özellikleri, kazanımlara göre soruların özelliklerine bakacağız arkadaşlar. 2019 hangi kazanımlardan soru geldiğini, 2020'de hangi kazanımlardan soru gelebileceğini tahminlerini yapacağız. Öncelikle arkadaşlar, ünitenin adları, konu alanı, 2018-2019'da gelen sorular, üniteden gelebilecek, 2020'de üniteden gelebilecek sorulara bakalım. Kazanım ve yüzdelik dilimlerine bakalım arkadaşlar. Büyük ihtimalle basit makinelere kadar olacak. Çünkü toplam birinci dönem ders saati sayımız 72 idi arkadaşlar. Şu an birinci dönemde ilk 4 ünitenin ders saati sayısı toplamda 74. Hemen birinci üniteye bakalım. Mevsimler ve iklim ünitesi, dünya, evren. Arkadaşlar 2018'de bu konu yoktu. 2019'da bu konu dahil edildi ve bir soru gelmişti. 2020'de gelecek soru sayısı 3 olacağını düşünüyorum. Çünkü bu üniteden kazanım sayımız 3, ders saati sayısı 14, yüzdelik dilimi hepsini kapsadığında %9,7 idi. Fakat 2020 LGS yüzdelik diliminde yaklaşık %19'luk dilime sahip. DNA genetik kod ünitesinden 2018'de 3 soru, 2019'da 3 soru, bu yıl 2020'de 6 soru geleceğini düşünüyorum. Toplamda kazanım sayısı 13 arkadaşlar. Ders saati sayısı 22 saatte işledik bu konuyu. %15,3'lük dilime sahipti. Fakat 2020 yüzdelik dilimi yaklaşık %30 arkadaşlar. Basınç da 2018'de bu konu yoktu. 2019'da 2 soru geldi. Bu üniteden gelebilecek soru sayısının 3 olduğunu düşünüyorum. 3 kazanımı var arkadaşlar. Ders saati sayısı 10. Yüzde 6,9'luk yüzdelik dilime sahipti. Şu an %13'lük dilime sahip. Madde ve endüstri, maddenin halleri ve ısı, bu iki farklı üniteydi arkadaşlar. 2018'de, 2019'da birleştirildi bu üniteler. Arkadaşlar 2018'de madde ve endüstriden 3 soru gelmişti. Maddenin halleri ve ısıdan 3 soru, toplamda 6 soru gelmişti. 2019'da ise toplamda 5 soru geldi arkadaşlar. 2020'de ise toplamda 8 soru olacağını düşünüyorum. 5'i madde ve endüstriden, 3'ü de maddenin halleri ve ısıdan, toplamda 8 soru olacağını düşünüyorum. Kazanım sayısı bu ünitede arkadaşlar 17 kazanıma sahip. 28 ders saatinde anlattık. Yaklaşık toplamda %19,4 iken yüzdelik dilimi 2020'de yüzdelik dilimi %38'e tekabül ediyor. Arkadaşlar tekrar edecek olursak, mevsimler ve iklimden 3 soru, DNA genetik koddan 6 soru, basınçtan 3 soru, madde ve endüstri ısıdan da arkadaşlar toplamda 8 soru geleceğini tahmin ediyorum. Şimdi arkadaşlar kazanımlara bakacak olursak, mevsimler ve iklimde mevsimlerin oluşumu, iklim ve hava hareketleri, mevsimlerin oluşumundan 2 soru, iklim ve hava hareketlerinden 1 soru geleceğini düşünüyorum. Mevsimlerin oluşumunu yönelik tahminlerde bulunur. 2019'da buradan bir soru gelmişti. Bu kazanımı sormuşlardı. Şimdi bu yine bir tahmin sorusunu ve gölge boyu sorusunu soracaklarını düşünüyorum arkadaşlar. İklim ve hava hareketlerinden soru gelmemişti. Bu yıl bir soru geleceğini, yani iklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar kazanımından bir soru geleceğini düşünüyorum arkadaşlar. İkinci ünite DNA genetik kod ünitesine bakarsak arkadaşlar, bu üniteden toplamda 6 soru geleceğini düşünüyorum. Konu dağılımı olarak DNA genetik koddan bir soru, kalıtımdan bir soru, akraba evliliğinden bir soru, mutasyon modifikasyondan bir soru. Özellikle arkadaşlar şu virüs günlerinde mutasyondan bir soru gelebileceğini düşünüyorum. Adaptasyondan geçen yıl da gelmişti, bu yıl da geleceğini düşünüyorum. Biyoteknolojiden geçen yıl gelmemişti, bu yıl biyoteknolojiden soru geleceğini düşünüyorum arkadaşlar. Geçen yıl gelen kazanımlar şunlardı. Nükleotit, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar da bir soru geldi. Tek karakter çapraz ile ilgili problem çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. Bu kazanımdan bir soru gelmişti. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. Yani adaptasyondan da bir soru gelmişti. Bu yıl arkadaşlar bu kazanımlar ve 3 tane daha soru gelebileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Basınç ünitesine gelirsek, arkadaşlar katı basıncından bir soru, sıvı basıncından bir soru gelmişti. Bu yıl açık hava basıncından bir soru, deney sorusu da geleceğini düşünüyorum. Toplamda 3 soru geleceğini düşünüyorum. 2019'da katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder kazanımından bir soru gelmişti. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test ederden bir soru geldi. Bu yıl açık hava basıncından da bir soru geleceğini düşünüyorum arkadaşlar.
Dördüncü ünite madde ve endüstri, madde ve doğası ünitesine baktığımızda periyodik sistemden bir soru, fiziksel ve kimyasal değişimlerden bir soru, kimyasal tepkimelerden bir soru, asit bazlardan iki soru geleceğini düşünüyorum. Çünkü asit baz konusunda toplam 7 kazanım var arkadaşlar. Bu nedenle iki soru geleceğini düşünüyorum. Birinin asit yağmurlarından geleceğini düşünüyorum. Maddenin ısı ile etkileşiminden arkadaşlar öz ısıdan bir soru, ısı kütle arasındaki ilişkiden bir soru geleceğini düşünüyordum. Geçen yıl gelmedi fakat 2018'de ısı kütle arasındaki ilişkiden bir soru gelmişti. Sıcaklık zaman grafiğinden bir soru gelmişti. Yine bir soru geleceğini düşünüyorum. Türkiye'de kimya endüstrisi düşük ihtimalle geçen yıl gelmedi arkadaşlar. Önceki yıl da gelmedi fakat bu yıl düşük ihtimalle gelebilir. Şimdi kazanımlarına bakalım. 2019'da soru gelen dördüncü item kazanımlarına bakarsak, periyodik sistemde grup ve periyotların nasıl oluştuğunu açıklar. Buradan bir soru gelmişti. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. Buradan bir soru gelmişti. Asit bazları günlük yaşamdan örnekler verir. Buradan bir soru gelmişti. Isının maddenin cinsine, kütlesine ve sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deneyerek keşfeder kazanımının B bölümünden yani bağımlı bağımsız kontrol değişkenlerle örneklerle açıklardan bir soru geldi. Kontrol değişkenini sormuşlardı arkadaşlar. Bu yıl bağımlı veya bağımsız değişkeni soracaklarını düşünüyorum. Maddenin hal değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. Arkadaşlar grafik çiziminden bir soru gelmişti. Yine bu yıl geleceğini tahmin ediyorum arkadaşlar. Mr. Fenci YouTube kanalına abone olup like atmayı unutmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.